Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanrias'a hoş geldiniz baştan. Sanrias'ı baştan burada oynayabilmek beni çok mutlu ediyor açıkçası. Hayır, çekil oradan. Aynen, teşekkürler. Ben Sanrias'ı bu bilgisayarda oynarken kayıt alamıyordum. Çünkü bazı ayarlar yapmam gerekiyormuş. Onları yapmamıştım. O ayarları da yaptım şimdi ve artık Sanrias'ı oynayabiliyorum bu bilgisayarda. Bu ne demek? Bu da ben rahat rahat Sanrias'ta gizem araştırmaları yapabileceğim demek artık. İstanbul'dayken de rahat rahat bu araştırmaları yapabileceğim. Söylemek istediğim buydu. Şimdi hemen ikinci konuya geçmemiz gerekirse, bazı ahbaplarımız, birçok ahbabımız oyunun kanalının, yani kanalların isimlerinin farklı olmasından ne desem şikayetçi olmuşlar. Neden böyle diye soruyorlar. Neden işte Serdar 146.5 kanalın ismi Serdar 146 değil. Şimdi Facebook'ta yapılan bir paylaşımdan dolayı yazıyorum ama o ahbabımız alınmasın. Gerek yok. Yani sana kızmadım. Bunu şu anda söylüyorum çünkü birçok ahbabımız aynı soruyu sordu bana. Yorumlarda sürekli geliyor bu soru. Hani o yüzden üzerine alınmana gerek yok. Tamam. Soruyu cevaplayacaksak. Neden? Madem Serdar 146'nın ismini Serdar 146 oyun gizemleri olarak değiştirdim. Neden Serdar 146 buçuk kanalının ismini Serdar 146 yapmıyorum? Bunun en önemli nedeni, şu anda izlediğiniz Serdar 146 buçuk kanalının oyun gizemleri kanalına bir ekstra olması, bir ek olması. Hani ayrı bir kanal değil bu. Ayrı bir kanal olmasını istemiyorum ve o yüzden buçuk Serdar 146'ya eklenti anlamında, hani Serdar 147 falan değil, ayrı bir kanal değil. Onun bir parçası. Ama farklı bir temaya sahip. Şimdi bunu bu şekilde cevapladım. Peki neden Serdar 146 koymuyorum bu kanalın ismini? Çünkü eğer ben bu kanalın ismini Serdar 146 koyarsam birçok ahbabımız veya dışarıdan kanalı ziyaret edecek olan birçok dostumuz bu kanalı benim ana kanalım zannedecek. Ama bu kanal benim ana kanalım değil. Bu kanal benim kafam rahat olduğum zaman video attığım bir kanal. Ve böyle kalmasını istiyorum. Ben bu kanalda rahat olmak istiyorum. Ben bu kanalda kendimi kasmak istemiyorum. Bu kanalda ben sizlerle rahat rahat sohbet edebileyim istiyorum. Ve şu anda bu kafadayım. Ve açıkçası çok huzurluyum, çok mutluyum. O yüzden Serdar 146 yapmayacağım bu kanalın ismini. Serdar 146 buçuk olarak kalacak. Serdar 146 buçuk oyun videoları yapacaktım. Çok uzun bir isim oluyordu. O yüzden vazgeçtim. Serdar 146 buçuk olarak kalacak. O buçuğun anlamı da işte, hani Serdar 146'ya ek. Serdar 146'ya bir ekstra. Okul görevlerini falan yapıyordum. Ben şu arabayı alacağım bu arada. O arabanın modelini ben çok seviyorum. Şu arabanın modeli çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu araba... Lütfen biner misin arabaya? Teşekkürler. Şu Çilyat Dağı'ndaki İnsan çığlıklarını veya Çilyat Dağı'ndaki hayaleti araştırmamı istemiştiniz. Hadi. Manyak mısınız oğlum siz? Hocam senin arabanı alıyorum ben. Ya baksana, bütün arabalar birbirine giriyor şu anda. Kaç 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 kaç. Burada ne kadar çabuk kısa sürede kurtulursam o kadar iyi. Oh be. Ne kadar manyak bir yol orası ya. Gerçek hayata yakın yapmak istemişler. Orasını anladım da. Hani bu tarz şehirler arası ana yollarda geçen arabalar genelde çok yüksek hızlarda geliyor. Onu yapmak istemişler. Aa. Salla küreği. İşte bu. İşte bu. Neyse, yeni arabamızı aldık. Yola çıkıyoruz. Şimdi şeyin görevlerini yapacağız. CJ'in kendi kendine verdiği görevleri yapacağız. Bak, elinde fotoğraf makinesi var mı? Aynen var. Güzel. Şunun bir fotoğrafını çekelim. Etrafta fotoğraf makinesi de vardır bu böyleyse. Bak, bir tanesini topladık. Geriye kaldı 49 tane. Şurada mı acaba var bir tane fotoğraf makinesi veya şurada mı var? Görünmüyor. Yine de geceleri parlıyor onlar.
Fotoğraf çekilmesi gereken yerler. Ama ben burada fotoğraf makinesi göremedim. Genelde çevrede olması gerekiyor fotoğraf makinesi. Acaba içeride mi var? Neyse salla gitsin ya, ne yapacağız fotoğraf makinesini? Daha 29 tane film karemiz var bizim. Daha 29 defa çekebiliriz. Hadi bakalım gidip sevdiyelim ilk önce evden. Bazı apalarımız şey demiş, abi eskisi kadar gülümsemiyorsun falan filan demiş. Ben zaten onu daha önceki videolarda açıklamıştım ama baştan bir açıklayayım ben onu. Biliyorsunuz üniversiteye başladım. Bir de yurtta falan kalmıyorum, tek başıma kalıyorum. Bütün ev işleridir, odur budur. Bütün işleri şu anda ben halletmeye çalışıyorum. O yüzden hem üniversitedeki olaylar beni bayağı meşgul ediyor. Hem kendi özel projelerim var, hem ev işleri var. Hem de YouTube'la uğraşınca birazcık böyle yorgunluk geliyor. Mesela şu anda 2 saatlik uykuyla sizlere video çekiyorum. Sabah 5'te uyudum ve sabah 7'de uyandım. Öyle de söyleyeyim. Ya siz bunu alt yazılarına okursunuz zaten. Ben konuşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi sabah 5'te uyudum ve sabah 7'de uyandım gene. Okula gittim. Büyük sıkıntı o ya. Hani eve geldiğim zaman bayağı yorgun oluyorum ama video çekmek istiyorum gene. Hani böyle siz böyle somurttuğuma bakmayın. Benim içim gülümsüyor. İçim gülümsüyor size. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cove Hotel in the financial. Oh for sure. DA dediği savcı. Adam savcıymış veya savcılık için araştırma yapıyormuş ve savcılık ofisindeymiş. Amerika'da herhalde bu işler artık şey mi oluyor, ne oluyor? Savcılardan hoşlanmıyor şeyler. Suçlular. Çünkü genelde savcılık suçluyor. Suçlama şeyinde oluyor. Ne diyorlardı ona ya? Suçlayan taraf oluyor genelde savcılık. Yani nerede bir suç varsa savcılık şüpheliyi şey yapmaya çalışıyor, hapse atmaya çalışıyor. O yüzden genelde suçlular savcıları falan sevmiyorlar. O da öyle bir şeydi. Dediğim gibi Serdar 146 bu çünkü hikayesini anlattım. Serdar 146 oyun gizemlerinin hikayesini anlattım. Hani bir de şey demişsiniz. İşte Serdar 146'nın sonuna oyun gizemleri eklerin, Serdar 146 yok artık. Olur mu öyle şey? Saçmalamayın lütfen. Ben Serdar 146'yım. Ben. Hani her yerde kullandığım Niko. Serdar 146 benim. Ben Serdar 146'yım. Bunu anlayın. Hani Serdar 146 hep bendim. Ben de hep Serdar 146'ydım. Kanalın isminin sonuna oyun gizemlerinin gelmesi bir şey fark etmiyor. Eğer öyle düşünüyorsanız, eğer öyle düşünen apatlarımız varsa... Bilmiyorum, söyleyecek bir şeyi bulamıyorum. Üzüyorsunuz, üzdünüz. Park görevlisi Para. Fotoğraf makinamızla geziyoruz. Biz turistiz. Diğer park görevleriyle arabayı bekle. Bekleyeceğim, şu arabayı götüreyim bakayım onlara. Şu arabayı götürünce onlar şey yapacak. Ey! Cesedi ezerken ses çıktı. Tık çık diye. O ne biçim kelime ya? Sesi taklit etmek istemişim ama bariz nedenlerden dolayı yapamadım. Merhabalar efendim. Gelin bakalım. Tabii ki. Şimdi biz bu arabayı bekleyeceğiz. Savcıyı bekleyeceğiz. O arabayı bizim halletmemiz gerekiyor. Ben de diğer arabaya getirdim, koydum oraya ki elemanlardan biri şeyde kalsın. Meşgul olsun elemanlardan biri. Neyse araba çok kötü ilerliyor, onu söyleyeyim. Bayağı frene basa basa ilerliyor. Adam nasıl sürüyor hiç fikrim yok. Bak orada araba var. Arma etrafta park edilmiş araba. Ne yapıyorsun hocam? Resim çekeyim mi? Tipe bak. Cildin ne hale dönüşmüş senin ya. Piksel olmuş. Bak şu gerizekalı daha bir yere hareket edemedi. O gerizekalı daha orada duruyor. Daha hiçbir yere gidemedi.
Oha. Bunda kırmızı ışık yakaladı. Umarım polise falan çarpar. Aa, ben şuna bineceğim. Çok kolay oldu lan bu. Ya arabayı mahvetmeyiniz lütfen. Hadi bakalım şuradan gideceğiz. Lütfen çarpmayınız, lütfen çarpmayınız, lütfen çarpmayınız. Arabayı mahvetmememiz lazım. Sapasağlam bir halde götürmemiz lazım. Güzel gidiyoruz. Sistemde bir şey göremiyorum ki. Yani çukur mukur bir şey varsa yandık. Bir de ara sıra şuradan tramvay geliyor, çarpıyor. O çok sıkıntı oluyor. Bayağı sıkıntı oluyor o tramvaylar. Aha şu polisler de sıkıntı oluyor. Aman 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 ha. Ama bak o da kovalamaya başladı. Hepsi gaza geldi birden. Normalde işinizi yapmazsınız. Masum vatandaşları kovalıyorlar hep işte. Hep sıkıntı. Hep sıkıntı bunlar. Uyuşturucular yerleştirildi. Aracı otoparka götür. Hemen kanka. Hemen. Arabayı DA görmesin. Nasıl yani? Otoparka götüreceğim işte. DA'nın yerini biliyor muyum? Sürüş tecrübesi arttı. Artacak tabii, o kadar araba sürüyoruz. Artmadığı zaman anormal bir durum oluşuyor. Buradan aşağı inelim. Bak şuradaki. Buradaki yer çok fena. Şimdi park etmeyince arabayı işaretli olan park yerine bırak. Arabanın zarar görmemesi lazım. Olay o. Aa, sen daha yeni mi geldin? Park görevlisi diğerin arabasını almaya geliyor. Dışarı çık ve polisi ara. Lan bu daha yeni. Bak gerizekalıya bak, daha yeni geldi bu. Her normal adam onu yapar zaten. 3 tane mi görevli var? Ben iki tane diye biliyordum. Gözlerim yanıyor şu an. Uykusuzluktan yanıyor gözlerim. Bilmiyorum nasıl görünüyor ama. Ben her zaman böyle tavşan gibi zıplarım zaten gerçek hayatta. 2 saatlik uykuya bu kadar dayanabilmem imkan şey, mucize. Videoyu şimdi montajını yapacağım. Neyse dur şunu izleyelim. Neyse videonun montajını yapacağım. Yükleyeceğim. Resmini falan ayarlayacağım. Video kapağını falan ayarlayacağım. Ondan sonra uyuyacağım. Erken yatacağım bugün. Lan adam savcı yalnız cidden bak. Hani belki resmi makamından alınmış olabilir ama bazı arkadaşları vardır bence içeride. Orada burada. Çok yanlış oynuyorsunuz bence orayı. Neyse. Bunlar çok ilginç lan. Onu ben alayım. Hayır efendim, bu araba benim. Polis. Polis, ben hiçbir şey yapmadım. Polis bey. Memur bey. Ben masumum. Ben masum genç bir insanım. Hadi bakalım. Yarın yanılmıyorsam Fallout 4 gelecek, onu kaçırmayın. Fallout 4'ü oynamayı ben çok seviyorum yani. Fallout hayran olduğumu biliyorsunuz zaten. Fallout gizemlerinin de bir ara remake'ini yapacağım. Fallout gizemleri uzaylıların bir ara remake'ini yapacağım. Şunu garaja koyayım. Araca koyayım diyecektim. Araj ne? Araj diye bir kelime yok. Türkçe'de var mı? Bilmiyorum. Hayır. Sevilemedim oyunu. Neyse. Bir şey olmaz herhalde. Deconstruction. Bak adam Amerikan bayrağını giymiş kafasına. Biz de bu şekilde dışarı çıksan sana faşist derler, şey yaparlar. Dövmeye başlarlar. Ne? Saygı eğitimi vereceğiz adamlara. Adamlara ilkokulda diğer insanlara hanımlara saygılı olmayı öğretmemişler. Biz öğreteceğiz onlara. Çok kalıcı bir ders vereceğiz. Hayatları boyunca unutamayacaklar o dersi. Hayatların geri kalanı boyunca beyinlerini kazanacak o ders. O Capture orada ne yapıyor ya? Prefabrikleri yıkmak için inşaat makinelerini kullanabilirsin. Tamam. Hallederiz. Ben hallederim bunları.
Güzel. Şuradan başlayalım. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun lan sen? Şerefsiz. Sen kimi yıkıyorsun orada? Siz kimi hallediyorsunuz lan şerefsizler? Zamanım da azaldı ha. Oo, onu da yıktık. Her şeyi yıkabiliyor muyuz biz bunda? Oo. Lan bunlar metalden yapıldı. Bayağı ağır şeyler bunlar. Nasıl yıkabiliyorum ben bunları? Neyse sıkıntı yok. Yıkmaya devam. Yıkmaya devam. Evet. Şunu da yık. Hop. Bir tane kaldı. Hadi bakalım. Ne var şimdi? What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing. Hiçbir şey görmedim çünkü her şeyi ben yıktım. O yüzden hiçbir şey görmeden. Taşınabilir tuvalete çukura it. Oho! Daha iyi bir fikrim var. Bütün taşınabilir tuvaletleri çukura şey yapacağım. Başka bir şey gelmeyecek değil mi? Güzel. Gel bakalım sen buraya. Dur. Neyse salla gitsin. Sadece bunu halledeyim ben. O zaman bunu mu yapacağım sadece? Aa! Hayır sakın oraya düşme. Sakın oraya düşme. Hoş her türlü ben burçunu iterdim aşağıya da. Hop. Oo, düşünsene adam tuvaletin içinde şu anda şey oluyor. Hayır. Şaka gibi ittirdi. Aa, ittirerek şey yaptım. Cidden şaka gibi. Neden bana şey oluyor? Adam tabancasıyla sıktı bana. Benim suçum ne? Benim suçum ne? Polis bey, memur bey, ne oluyor size? Ne biçim adalet sistemi bu? Göre geçildi. Hani neredesiniz? Ha, öyle yaparlardım işte. Öyle yaparlar. Adam olacağınız. Hay bakalım. Şurayı sevileyelim ve devam. Kim arıyor? Yeah, what? Yo, man, it's Jethro, dude. Peki Jethro. Well, I was talking to Caesar and yanlış anlaşılma göreceğiz şimdi yani yanlış anlaşılması. Ben. Ben. Kapat telefonu. Ben kötü mü araba kullanıyormuşum? Allah gitsin. İstemiyorum. Big Smoke'un malları onda kalabilir. Ben yeni görevimi yapacağım. Yeni görevim ne? Photo opportunity. Anladım bu bölümü. San Fierro'dan ayrılan bir Ballas arabası mı? Cesar'ın yanına git. Gideriz hadi bakalım. Hızlı hızlı gidelim bakalım şu arabayla. Ben bu arabaya bayılıyorum ya. Bu ayrıca sanırım yarışta kazandığımız arabanın pembesi değil mi? Şimdi bizim nereden gitmemiz lazım? Hangi yolu izlememiz lazım? Şuradan sol tarafa dönüp şu aşağıdaki yolu izlememiz lazım. Peki izleriz. Hiçbir sıkıntı yok. Yoldan çek. Gerizekalı neden yolun arabanın geldiği tarafa atlıyorsun? Ya bu yayalar neden arabanın geldiği tarafa atlıyor? Şeymiş gibi sanki yarışmaymış gibi. Kim daha çabuk araba tarafından basılacak? Kazanana ne veriyorlar ki kazanana? Cidden kazanana ne veriyorlar? Ölüyorsun yani orada.
İlginç bir bug o da. Öyle ilginç bir bug. Şimdi bunu nerede buluşuruz bu elemanla? Şurada buluşuruz. O zaman şu sol taraftaki tünele girmemiz lazım bizim. Lan hadi git. Hadi git. Araba beni deli etme. Bak sen az önce o kadar övgüler yağdırdım. Güzel araba dedim. Ama bak senin siyah renkli de orada duruyor. Daha şık görünüyor açıkçası. Beni deli etme. Şuradan aşağı atlamak istiyorum bir ara. Bir arabayla uçmak istiyorum oradan. Bakalım. Ne zaman böyle bir delilik yapacağım. Nereden? Dümdüz devam mı? Dümdüz devam sol taraftan. Ama dümdüz gidemedim ben tabii ki. Neyse dümdüz gidelim biz. Evet. Belki de Jethro. Benim muhteşem şoförlük yeteneklerim hakkında bak gerizekalı ne yaptı. Dostum senin araban güzelmiş ya. Polis bey. Hayır polis bey bir şey olmadı. Yanlış anlaşılma. Bak gerçekten yanlış anlaşılma. Bayan kendisi söyledi. Benim arabamı aldı dedi. Sen çok ıslanmışsın dedi yağmurun altında. Birazcık da ben ıslanayım dedi. Vatandaşlık görevim bu dedi. Çok, dedi bunların hepsini. Ben bunları uydurmuyorum. Memur bey. Memur bey yani öyle. Memur bey gerçekten ikna oldu söylediği günlerden. Memur bey söylediklerimle ikna ettim. Yara çekil kardeşim. Nerede bu eleman? Burada bekliyor. Sezar da bizden. Buna mı atlayacağız? Hadi bakalım binelim. Ben mi sürüyorum? Senin arabayı da mı ben sürüyorum? Neden sürmeyeyim değil mi? Nereden gidelim? En kısa yol ne taraf? Nereden geçiyor? Başa şuradan geçeceğiz. Hadi bakalım. Angel Pine'a git diyor. Gidelim sıkıntı yok. Angel... Öküz herif neden vuruyorsun? Geçiyoruz işte. Angel Pine'a gitmekte hiçbir sıkıntı yok ya. Sadece şey sıkıntı oluyor. GTA 4 ve GTA 5'te Red Dead Redemption'da falan. Aha yaptım. Başardım. Gerçekten başardım. O duvarın üzerine atlayacağımı düşünmüyordum. Arabanın suyun içine gireceğini düşünüyordum. Gene delireceğimi düşünüyordum ama böyle bir şey olmadı. Çünkü başardı kapaklarım. Ben buradan direkt ana yola girsem. Ana yoldan yoluma devam etsem. Ve sonra daha kısa bir sürede ulaşırım değil mi? Sonuçta dümdüz yol. Hız yapabiliriz. Fazla sağa sola dönmeden devam edebiliriz. Tabi bu arabayla ne kadar hız yapacağız o ayrı bir mesele. Sezer neden senin arabanı bana sürdürüyorsun? Sen diyorsun gel yanıma diye sonra senin arabanı bana sürdürüyorsun. Olacak iş mi bu Sezar? Gözünü seveyim Sezar ne yapıyorsun sen? Neyse. Bak bütün arabalar birbirine çarpıyor. Ben başlattım bunu bu zincirleme kazaydı onu da ben başlattım ama. Bütün arabalar her türlü birbirine çarpıyor burada. Bak ileride bir tane manyak deli gibi sürüyor. Sağa sola falan çık. Bak. Ne yapıyor bu adam ya? Dedim balas arabası bu herhalde Sezar. Adam deli gibi gidiyor ama bak biz onu geçtik. Biz ondan daha deliyiz. Manyağız biz. Umarım aşağı düşmüyorum. Aşağı düşmedim. Oh be aşağı düşmedim. Lan çarpmayın arabayı. Arabayı çarpmayın. Haydi çıkayım. Burada gerçekten muhteşem şoförlük yeteneklerimi sergilemem lazım. Bak çarpmayın arabaya ha. Arabaya yemin lütfen çarpmayın. Bak gözünü seveyim çarpmayın. Geldik mi? Az kaldı de bana. Westone'a geldik. Bir saat çarpsın araba gidecek. Arabadan gri siyah duman çıkıyor bak. Çok tehlikeli bu. Çok tehlikeli. Bayağı tehlikeli. Lütfen manyaklık yapmayın. Bunu diyen benim. Tanrı'ya soyunuyoruz ve bunu diyen benim. Lütfen manyaklık yapmayın diyorum. Hadi.
Oo. Başardım. Başardım. Ne oluyor lan? Yüzlerin fotoğrafını çek. Yakınlaştırmayı unutma. Sezar neredesin? Sezar göremiyorum seni. Ama bak birisi geliyor. Kim bu? Ryder. Şerefsizi seni. Bu kim? Çıksan sen dışarı. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Bu kim? Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. Aynen bayağı. How many of these clowns are there? I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminating. Hepsi bu mu? Big Smoke yok mu? Ben Big Smoke'u göreceğiz diye seviniyordum. Canım Big Smoke'cumuzu göreceğiz diye seviniyordum. Neyse. Kısmet olmadı. Beni Sezar bozuk arabayla bırakıyor. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Bari taksi parası verseydin. Neyse. Ben bu arabayla hiçbir yere gitmem. Güçlü bir araba lazım bana. Veya şu motor. Direkt şu dağların arasından gideceğim. Aynı işte. Burası neresi? Dağların arasında gizemli bir kulübe atlarım. Dağların arasında gizemli bir kulübe. Çok ilginç. Neyse, hadi bakalım. İlk kez görüyorum ben bu kulübeyi. O yüzden birazcık heyecanlanmış olabilirim. Affedin heyecanlandıysam. Gereğinden fazla heyecanlandıysam. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Neyse. Evet, tam gideceğimize eminim. Evet, doğru düzgün gideceğiz. Bu sefer başaracağız bu işi. Canfiero'ya kadar sağ salim gideceğiz. Chili Creeks. Chili Creeks bana işlemez artık. Eskiden o kadar korkardım. Şimdi korkmuyorum. Şimdi korkusuzca girebilirim oralara. Hayır, şaka yapıyorum tabii ki. Ödüm kopuyor. Hiç beklemediğim şeyleri kanıtladım. O yüzden artık bu oyundan gerçekten korkuyorum. Kelimenin tam anlamıyla. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Güzel indik aşağıya. Şimdi hani aşağıya çok güzel indik. Yukarı çıkamadık ama. Yukarı direkt çıkamadık. Yukarı güzel çıkamadık diyecektim. Direkt yukarı çıkamadık. Hah. Şurada atlayabilir miyiz? Atlayabilir miyiz? Atlayabilir miyiz? Şuraya atlamak istemiştim aslında ama olmadı. Sıkıntı yok. İleriden bir yerden yine aşağıya iner miyiz? Hadi be! Hah. Şuradan aşağı inebilir miyim? Bir nevi aşağıya indim. Baştan bin. Bin. Aa bak orası kapalı diyorlar. Ulan bu işaretleri görmek çok şey ya. Nasıl yani, şimdi ben buranın arkasına geçersem. Ben buranın mantığını anlamadım. Rahatça karşıya geçebiliyorum.
Tanrım daha o kalıcı bariyer yok. Neyse sıkıntı değil benim için. Şu motorisik koyalım buraya ya, gerekiyor. Bayağı gerekiyor. Hadi bakalım. Gülümse hap hap. Oha. Adam arabayı çaldı kaçtı ya. Demek ki sadece biz değilmişiz. Demek ki sadece biz değilmiş, adam arabayı kaptı kaçtı. Demek ki sadece biz hırsızlık yapmıyoruz bu oyunda, herkes yapıyor. Cinayet işlerinden polisine, sataşana, pimplik yapandan, araba hırsızlığından her şeyi yapan var. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Onların da linkleri açıklama kısmında. Ekrandaki videoları tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek şenlikte kalmanız dileğiyle. Bye bye.